Merhaba arkadaşlar, ismim Aycan Acet. Buradan öncelikli olarak Baygıda Mühendisliğine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördüm. Kaliteye yönelik tüm temel eğitimleri aldıktan sonra ISO kalite yönetim sistemleri, baş denetçilik eğitimleri, ayrıca helal eğitimlerimi aldım. Halihazırda da tabii eğitim alanlar bilirler bunu. Eğer eğitim almaya alıştıysanız, yeni şeyler öğrenmenin o tadına vardıysanız, kendinizi durduramıyorsunuz. Birçok seminer eğitime katılmaya devam etmekteyim. Tabii arkadaşlar, ben sektöre et ile başladım. Çeşitli firmalarda işletme müdürlüğü, kalite müdürlüğü, bölüm sorumlusu gibi görevlerde yer aldım. Tabii bulunduğum her konumdan farklı bir tecrübe edindim. Şimdi şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir noktadaysanız ve o alanı sevmeseniz dahi, yani bulunduğunuz noktadan ne kadar şikayet ederseniz edin, mutlaka o bölümle alakalı olarak bir şeyler, ya bulunduğunuz yerle alakalı bir fayda sağlamaya çalışın. Siz oradan ne kazanabilirsiniz? Oranın size nasıl bir faydası olabilir? Hayata bu bakış açısıyla baktığınız zaman her zaman kazanan taraf olacaksınız, emin olun. Ben de aynen böyle yaptım. Tabii et alanı da sevdiğim bir alandı. Yani çalışmaktan hoşnut olduğum bir alandı. Ama her zaman için kaliteye, yani ilerideki hedefim benim kalite sektörü olduğu için, yani kalite alanı olduğu için buna yönelik çalışmalarım devam ediyordu. Oradaki arkadaşlarımı sürekli olarak kalite birimine gider. Oradaki arkadaşları işte yapabilecek bir şey var mı? Bir nokta varsa ben de yardımcı olabilirim. Eğer yapabileceğim bir şey varsa ben seve seve yardımcı olurum gibi kelimeler söylerdim. Sağ olsun oradaki arkadaşlarım da her zaman anlayışla karşılardılar beni. Bu şekilde net bir hedefim belli olduğu için yavaş 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 kendime bir şeyler katmaya başladım. Alice Harikalar Diyarında isimli bir kitap vardır. Birçoğunuz bilir bu kitabı. Aslında çocuk kitabı olarak nitelendirilir ama bana göre çok iyi bir kişisel gelişim kitabıdır. Takip ettiğim birçok kişisel gelişim uzmanı var arkadaşlar. Onların da genelde her zaman örnekler verdiği kitaplardan bir tanesidir Alice Harikalar Diyarında. Orada bir kelime geçer. Nereye gideceğini bilmiyorsan gittiğin yolun hiçbir önemi yok. Arkadaşlar gerçekten böyledir. Eğer siz nereye gideceğinizi bilmiyorsanız gittiğiniz yolun, yaptığınız işin aslında hiçbir önemi yok. Burada demek istediğim şu, önce ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani net bir hedefiniz. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Şu an mevcutta bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Belki bu işte başarısızsınız. Yani yaptığınız işi sevmiyorsunuz. Belki de farklı bir alanda çalışırsanız, yani sektörde bir sürü alan var biliyorsunuz. Belki farklı bir alana yöneldiğiniz zaman, sizin ilginizi çekecek başka bir alana yöneldiğiniz zaman daha başarılı olacaksınız. Bundan dolayı ne yapmak istediğinizi, sizin aslında hedefinizin ne olduğunu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Gerçekten başarı istiyorsanız, gerçekten başarılı olmak, yani yaptığınız şeyden mutluluk duymak, huzur duymak istiyorsanız, ki bana göre öyledir. İnsanın yaptığı iş, yani şöyle düşünün, sizin gününüzün yüzde kaçlık dilimini işiniz oluşturuyor? Yani sizin büyük bir aslında günün büyük bir saati nerede geçiyor? İşte geçiyor değil mi? İş sizin hayatınızın büyük bir parçası. O zaman siz bunu ne yapmak durumundasınız? Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman, gerçekten olmak istediğiniz yerden, mutlu olduğunuz yerde bulunduğunuz zaman başarı zaten sizinle beraber geliyor arkadaşlar. Burada yapacağınız en büyük şey ne? Bir hedef belirlemek. Siz zaten bu hedefi belirlediğiniz zaman en büyük kısmı tamamlamış oluyorsunuz. Geriye kalan kısım çalışmak, başarıya yönelik, bulunmuş olduğunuz hedefe ulaşmak için çalışmalar yürütmek. Siz zaten eğer hedefinizi belirlediyseniz, yapacağınız çalışmalar sizi yormuyor arkadaşlar. Bunu ben tecrübeyle sabitlediğim için hani söyleyebilirim. Gerçekten yorulmuyorsunuz. Günlerce uykusuz kalabilirsiniz.
maddi olarak birçok olanağınızı kendinizi geliştirme noktasında harcamış olabilirsiniz. Ama bir hedefiniz var ve siz bu hedefe yönelik hareketler ediyorsunuz ya, siz yorulmuyorsunuz. Siz zaten kazanan tarafsınız. Bunu net şekilde size ifade edebilirim. Tabii et alanında çalıştığımı söylemiştim. Sonrasında kalite alanına, yani hedefim olan noktaya yönelmek istediğimde çevremde bazı arkadaşlarım bu alanda kalmamı, eğer et alanında kalırsam daha başarılı olabileceğimi, kalite alanına geçiş yaparsam orada başarısız olma ihtimalin daha yüksek olduğunu söylediler. Tabii bunu sizler de yaşıyorsunuzdur. Eğer siz bir alanda çalışıyorsanız, farklı bir alana yönelmek istiyorsanız, işte geç kaldığını, eğer o alana yönelirsen daha başarısız olabileceğini, bu alanda çalıştığın için hem zaman kaybı hem bu alanda kendini daha başarılı olabileceğini söyleyen arkadaşlar olacaktır. Eğer siz gerçekten bir hedef belirlediyseniz ve bu hedefe yönelik hareketler etmeye başladıysanız, yani gerçekten o hedef dediğiniz şeyi istiyorsanız bir aksiyon almalısınız arkadaşlar. Orada emin olun daha mutlu olacaksınızdır ve daha başarılı olacaksınızdır. Ben de öyle yaptım. Şu an Bekard'ın Türk Hava Yolları Operasyonu kalite uzmanı olarak çalışıyorum. Tabii danışmanlıklar veriyorum farklı firmalara, danışmanlıklar vermekteyim. Bir yandan denetçilik için, yani hedefim olan BRC baş denetçiliği için çalışmalara başladım. Arkadaşlar çok zevkli bir şey. Eğer yani hedefiniz için bir şeyler yapmak, yeri geldiği zaman adımlar atmak ve olumlu sonuçlarını görmek o kadar keyifli bir şey ki, umuyorum tüm arkadaşlarım bu söylemiş olduğum hazzı yaşarlar. İsteyen arkadaşlarım bu hazzı yaşarlar. Kalite nasıl bir alan diyecek olanlar vardır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mal kabul aşamasından son tüketiciye giden, yani son tüketiciye ulaşıncaya kadar, hatta son tüketici onu tüketinceye kadar ki tüm aşamaların izlenebilirliğini sağlamış olduğunuz, tüm aşamalarda birebir bulunduğunuz bir alan. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarım, ki bir kere okumayı çok seviyor olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten işte mevzuata, yönetmeliğe hakim olmanız gerekiyor. Bununla ilgili de sürekli olarak okumanız gerekiyor. Okumayı seven arkadaşlarımın olması gerekiyor. Araştırma yapmayı seviyor olmanız lazım. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, yani bu alanı düşünen arkadaşlarım için söylüyorum. Araştırma yönünüzün çok gelişmiş olması lazım. Dokümantasyon konusunda birçok arkadaşım kalite dediğim zaman sadece dokümanlar geliyor derler. Evet, gerçekten sonuçta kalite sistemi, yani sizin bir şeyleri yazılı bir hale getirdiğiniz sürece bir şeyler vardır. Öyle söyleyeyim. Doküman incelemeyi, dokümantasyon aşamaları, ya bunlar da zaten bir noktadan sonra, eğer bu alanı isteyen arkadaşlarım varsa ne kadar zevkli noktalar olduklarını göreceklerdir. Ve nacizane tavsiyem, önce bir üretim görmeniz. Yani eğer siz bir üretim görürseniz ve üretimi gördükten sonra kalite alanına yönelirseniz, ya da kalite alanındasınızdır ama mutlaka üretimle alakalı belli başlı çalışmalarınız olsun. Yani bir üretim alanını görmeye çalışın. Bir üretim eğer varsa oraya inmeye çalışın. Yani o hangi alanındaysanız, yani kalite, biliyorsunuz hani her alanın kalitesi var. Siz hangi alandaysanız, bir catering firması olabilir, işte bir et fabrikası olabilir, bir süt fabrikası olabilir. Öncelikli olarak oradaki tüm akış şemasına hakim olmanız lazım. Bunun için de gerçekten belli bir süre üretimde kalıp ya da üretime inip, üretime çok iyi bir şekilde hakim olduktan sonra yapacağınız bir kalite sisteminde, bulunacağınız görevde daha başarılı olacaksınız. Buradan ben dinleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa, aktif Instagram kullanıcısıyım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Umuyorum ki arkadaşlarım zorluklar, yani şöyle söyleyeyim, hayatınızın her alanında olduğu gibi meslek yaşantınızda da çeşitli zorluklar karşınıza çıkacaktır. Önemli olan bulunmuş olduğunuz şeyi ne kadar istiyor olmanız ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetiniz.
Önemli olan zaten o zorluğu aşmak. İnan o zorluğu aştıktan sonra size vereceği keyif, mutluluk çok başka oluyor. Ben buradan herkese teşekkür ederim. Hepinize sevgiler diliyorum. Herkese merhaba. Şöyle bonimizi çıkartalım. Biraz da maskemizi çıkartalım. İsmim Süleyman Uzun. Mersin Üniversitesi 2006 mezunuyum. Şu anda uluslararası bir firmada Anadolu Bölge Kalite Uzmanı olarak çalışıyorum. Catering firması aslında çalıştığım alan ve bu catering genel olarak meslektaşlarımız arasında aslında kolay bir işmiş gibi görülür. İlk mezun olunduğunda girilen bir meslek gibi görülür ama catering sektöründe de iyi kariyer yapılabilen, kariyer hedefleri yüksek tutulabilecek özel firmalar var. Bu özel firmalarda, kurumsal firmalarda çalışılabilir nitelikte pozisyonlar mevcut. Bütün meslektaşlarıma da tavsiye ederim. Kalite uzmanı olarak bizler ne yapıyoruz? Özellikle şunu dile getirmek isterim. Bir yemeğin özellikle tarladan sofraya kadar gıda güvenliği mevzusunun üzerine çok vurgu yapılır piyasada. Ve bizler bunu sağlamaya çalışıyoruz. ISO 22000'den tutun birçok gıda güvenlik sistemini bir arada tuttuğumuz bir organizasyon aslında. Biz görevimizi yaparken sadece mutfaklarımızda gelişen uygunsuzlukları değil, aynı zamanda o uygunsuzlukları nasıl düzeltilebileceğini gerek eğitimlerle gerek uygulamalarla müdahale etmiş oluyoruz. Özellikle kritik kontrol noktası dediğimiz mevzuların ne kadar kritik olduğunu aslında en çok mutfaklarda, yemek firmalarında görebiliyoruz. Ben hep şunu düşünürüm, bir doktorun birçok branşı var. Bu branşlaşmada bizde de var aslında. Bir meyve suyunda, bir konservede, bir başka süt ya da et teknolojisinde istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Kendinizi ancak bu alanlarda branşlaştırabilirsiniz. Ama yemek sektöründe çalıştığınız zaman bütün sektörler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Genel olarak prosesleri takip ediyor olmanız lazım. Bu noktada bizim gıda mevzuatımızın da çok önemli bir yeri var. Gıda mevzuatı dediğimiz zaman sektörler kendi bazında, kendi yatay ve dikey kodekslerini baz alırken yemek firmaları bütün kodekslere hakim olmak zorunda, her ürünün hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Yeni mezun meslektaşlarıma özellikle tavsiyem, bir yemek firmasında göreve başladıkları zaman kesinlikle bunu bir geçiş süreci olarak algılamamaları ve özellikle laboratuvar olan ya da işletme potansiyeli yüksek olan firmaları hedef olarak kendilerini koyabilirler. Ama tabii ki bu hedeflerine de emin adımlarla yürürken bir taraftan büyük karakterlerin yer aldığı yemek sektöründe de çalışmaya devam edebilirler. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. İsmim Nurşen Yiğit. 1995 Mersin doğumluyum. 2017 yılında 100. Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra iş hayatına atıldım. 2018 yılında Marmaris'in köklü şirketlerinden biri olan 5 yıldızlı bir otelde çalışmaya başladım. İşletmede yaptığım çalışmalar öncelikle numune alımı ve kontrolü, son kullanma tarihi kontrolü, girdi kontrol, mal kabul, fiziksel ve kimyasal tehlike kontrolleri gibi çalışmalardı. 2019 yılında terfi aldım. Şu an kalite müdürlüğü yapmaktayım işletmede. Tabii terfi aldıktan sonra sorumluluk epeyce bir arttı. Öncelikle denetimlerin çoğundan sorumlu yönetici pozisyonuna geldim. Kalite departmanında çalışan bir gıda mühendisinin işi numune alımı, son kullanma tarih kontrolü, mal kabul gibi işlemlerle son bulmuyor. ISO 22000 gıda güvenliği sisteminin olan bir işletmede çalışıyorsanız bu sisteme tüm çalışanların dahil edilerek izlenebilirliğin sağlanmasından, mevzuat değişikliğinin sisteme entegre edilip
izlenebilirliğin sağlanmasından, doküman değişikliğinin yapılmasından ve doküman kontrolünün sağlanmasından da sorumlu oluyorsunuz. İkinci olarak yapılması gereken tüm analizlerin yaptırılmasından ve sonuçlarının yönetime bildirilmesinden sorumlu oluyorsunuz. Ayrıca otelin Legionella sorumlusuyum. Legionella kısacası şunu söyleyebilirim size. Oteldeki tüm su tesisatından sorumluyum diyebilirim. Bunu bazı otellerde teknik müdürler yapmakta. Ama sizin gideceğiniz işletmeye göre işler değişebiliyor. Benim çalıştığım işletmede kalite departmanında sorumluluğu altındaki bir işti. Otelin mavi bayrak sorumlusuyum. Bu da aynı şekilde bazı işletmelerde teknik müdür tarafından da yapılabiliyor ama benim işletmemde kalite departmanında bu görev. Mavi bayrak da deniz suyu sonucu, analiz sonucu diyebiliyorum. Otelin COVID-19 sorumlusuyum. Otelde yapılacak olan neredeyse tüm denetimlerden sorumlu kişiyim. Sıfır atık sorumlusuyum. Haşereyle mücadele ile ilgileniyorum. Çevre sorumlusuyum. Tehlikeli maddelerin kullanılmasından ve işletmeden gönderilmesinden sorumluyum. Bu kadar size anlatabileceğim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.